Merhabalar değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar dileyerek başlamak istiyorum. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Hepinizin bayramı mübarek olsun, yaptığınız ibadetler kabul, dualarınız makbul olsun inşallah. Evet, uzun bir aradan sonra bugün sizlere bir video ile hem bayramlaşalım hem de bir video çekmek istedim. Soranlar var, neden video çekmiyorsunuz, sizi çok merakla bekliyoruz. Özellikle Instagram'dan çiçeklerinizi izlemek istiyoruz abla, neden çekmiyorsun diye özelden sorular alıyorum. Evet değerli dostlar, hayat bazen insana yani bilmiyorum ne nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bundan iki hafta önce kadar halamı ve kızını, kuzenimi, ikisini peş peşe birer ay, birer hafta aralıkla kaybettik. Kaybettik ikisini de. Tabii insan sarsılıyor ister istemez. Biraz kendimi toparlayana kadar zaman geçti. İster istemez sarsılıyor insan. Tabii ki takdiri ilahi, yapacak bir şey yok. Fakat inanın üzüldüm, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin ikisine de, mekanları cennet olsun. O yüzden bu bayramda birazcık buruk. Çiçeklerim çok dolu dolu açtılar, çok güzeldiler. Fakat çekemedim. İçimden gelmedi, çekmek istemedim. Yine de sizlere şöyle bu son hallerinden dökülmüş olsa da çiçeklerden görüntü almak istiyorum. Evet, bugün bugünün yıldızı bu güzellik. Özellikle bunun için video çekmek istedim. Tagetes bellus echeveria. Çok güzel çiçekleri olan bir tür echeveria'lar içerisinde. Biliyorsunuz çiçekler hep birbirine benziyor genelde. En güzel çiçekli olan bu. Hatta sukulentler içerisinde çiçekleri göze hitap eden güzellik bu. Sedum sieboldi, Crassula springtime. Ve bu güzellik çiçekleriyle gerçekten sukulentler içinde önde giden güzeller. Ben çok beğeniyorum bunun çiçek yapısından dolayı yetiştiriyorum. Uzun süreli de kalıyor üzerinde çiçekleri. Bugün bir hafta oldu. Açalı bazen kurumuş olanları var. Fakat yine halen bazıları kurusa da muhteşem görünüyor. Bakar mısınız şu güzelliklere? Evet, Echeveria tagetes bellus. Evet, sukulent bakımını merak edenler, soranlar için sukulent bakımı ile ilgili videolarım var. Oradan bakabilirsiniz değerli dostlar. Ve şöyle sardunyalara geçmek istiyorum. Yine benim muhteşem güzelim. Evet. Apple Blossom, elma çiçeği. Ve çok güzel, muhteşem güzellikte bir sardunya türü. Kurumuş dallarını temizledim. Size görücüye çıkacağı için biraz daha yapraklarını da temizledim. Fakat kurumuş dalları bile bakın, kurumuş çiçekleri bile halen daha güzel. Yani her hali güzel. Her hali güzel. Çok güzel gül. Evet, ismi Apple Blossom. Ve yıldız sardunya. Bu yıldız da çok güzel bir yıldız. Kırçıllı kırçıllı. Bir de beyazı var içinde, iki tür. Beyazı çiçekleri kurumuştu, temizledim. Dediğim gibi size fırsat bulamadım görüntü almakta. Çok dolu dolu açtılar şu anda. Havalar çok sıcak. Ve balkon yanıyor, inanın, teras. Yanıyor şu anda. Çiçeklerin keyfi pek yok. Sıcaklardan dolayı. Evet, bu da yıldız sardunyalardan biri de bu. Böyle minik minik pembe yıldız. Dekoratif yapraklı bu. Yapraklarından dolayı yetiştiriyorum. Çok güzel çiçeklendi bu da. Çok güzel türlerden biri. Evet, yine isminin hakkını veren yıldız sardunyalarımdan biri de bu. Çok güzel açtı, dolu dolu açtı. İnanın yapraklar gözükmüyordu çiçekten. Artık kurumak üzere. Sıcaklar iki günde hemen kuruttu. Yani sardunyalar aşırı
sıcaklara gelmiyor ve üstü açık teras olduğu için güneş direkt dikey çiçeklerin üzerinde. Evet, yine güzelliklerimden biri de bu. Bu yalın kat, fakat yapraklarından dolayı yetiştiriyorum bunu. Yaprakları dekoratif yapraklı ve ilk sardunyalarımdan biri bu güzellik. Evet. Ve bir gül sardunya. Tamamen gerçek gülmüş gibi. Formu çok güzel. Harika bir tür. Evet, özel türlerden paçivi ve madalina. Evet, bu da çok güzel bir tür. Paçivi ve madalina. Önce böyle beyaz beyaz açıyor. Sonra pembeleşiyor, böyle güzellikler sergiliyor bizlere. Evet, lale sardunya. Red Pandora. Çok dolu dolu açan türlerimden biri bu. Kurumaya başladı fakat muhteşem bir tür. Böyle tam açılmadan lale gibi kalan güzel bir sardunya benim bu. Bu yıl edindim. Geçen yıllarda yoktu değerli dostlar. Yine sakız sardunyalardan. Çok sevdiğim türler bunlar. Sevdiklerimi yetiştiriyorum zaten. Çok seviyorsam bir türü, onu özellikle arayıp buluyorum edinmek için. Evet. Bu da yine sakız sardunyalardan biri. Çok güzel gül formunda yine. Paçviva Corolina. Sakız sardunya. Bu da başka bir türü gül sardunya. Bunu Perihan Hanım vermişti bana. Tuttu galiba. Bunu da geçen yıl almıştım bir seradan. Benzese de aslında, ikisi birbirine benziyormuş, tıpa tıpa aynıymış gibi gözükse de bu farklı. Bu da farklı bir tür. Evet değerli dostlar, buz çiçeği. Şu anda çiçekleri kapalı, biliyorsunuz akşamları kapatıyorlar bunlar çiçeklerini. Gündüz ışıkla birlikte, güneşle birlikte açıyorlar. Çok güzel bir tür pembe çiçekli. Evet değerli dostlar, buz çiçeğinin buzla, karla, kışla alakası yok. Sadece yapraklarına güneş vurduğu zaman kristal gibi parlıyor. Buz tanelerinin parlaması gibi bir görünüm verdiği için, aldığı için buz çiçeği ismi konulmuş. Bu variegata türü çok güzel bir tür. Sizlere tamamen çiçeklerini açtığı zaman da görüntülerim, sukulent türler gibi yetiştirmeniz gerekli. Çok fazla sulanmayı sevmiyor. Zaten sukulent yapılı bir tür. Güzelliklerle, çok güzel çiçeklerle dolu dolu olan güzel bir tür. Bu pembe çiçeklisi, genelde pembe çiçeklisini görüyoruz. Sarı çiçeklisini de gördüm. Çok güzeldi sarı çiçeklisi de, evet. Evet dostlar. Evet, siyah sardunya, koyu, kadife bir kumaş gibi adeta. Çok güzel bir sardunya türü bu da. Geçmiş olan dallarından böyle açık renkleri var fakat doğal. Gerçek hali bu değerli dostlar. Bazen tam netleyemiyorum, görüntü alamıyorum. Bu da telefonla alakalı. Telefon çok kaliteli değil. Çekerken renklerinde farklılıklar oluşturuyor. Bu da çektiğim telefonla alakalı bir durum. Şöyle sizlere bunu da görüntüledikten sonra biraz da ceylan sardunyalara bakalım. Evet, ceylanlara geçmeden önce burada unutmadan geçmek istemiyorum yine. Bunlar sihirbaz sardunya. Çok sıcak şu anda, yakıcı tepede güneş. Şu zamanlarda çok sıcak, teras üstü açık olduğu için biraz güneşten bu hale geldiler. Biliyorsunuz aşırı sardunyalar güneşi sevse de aşırı yakıcı, direkt güneşten
hoşlanmıyorlar. Tabii ki sonbahara doğru tekrar toparlayacaklar ama şu andaki halleri öyle değerli dostlar. Şöyle size yakın görüntülemek istiyorum. Bazen söylüyorlar çok çabuk geçiyorsunuz, hızlı çektiniz, anlayamadık, göremedik diye. Yine dolu dolu açan türlerimden de biri bu. Sakız sardunya. Bunun da kuru çiçeklerini kestim. Yeniden açmaya başladılar ve diğer sihirbaz sardunyam. Bakın şöyle size görüntüleyeyim. Evet, yine özel tür sardunyalardan biri, Malarco ismi. Bunu da çok severek aldım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tabii ki bütün özel tür sardunyaları almıyorum. Sadece hoşuma giden, böyle bana farklı gelen türleri edinmek için inanın büyük çaba sarf ediyorum, inanın. Çünkü bulmak da zor oluyor, almak da bazen. Ama çok güzeller. Evet. Dolu dolu açıp geçen sardunyalarımdan biri de bu. Tamamen çiçek dolmuştu. Hiç gözükmüyordu değerli dostlar. Instagram'da bir ara fotoğraflarından attım. Paylaşma fırsatı buldum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum sizlere. Ben sayfamı, Instagram sayfamı açtığım zaman ilk önce Çiçekli Balkon diye açtım. Ve ondan sonra Çiçekli Balkon ismini koyan sayısız insan oldu. Yani sayfalar çoğaldı. Kendi ismimi ekledim, Melahat Sarsu diye. Ve herkes sayfamı önerdiği zaman Çiçekli Balkon olarak önerdiği için Çiçekli Balkon sayfaları da çoğaldı. Şu anda hemen hemen Çiçekli Balkon'da benden çok kısa zaman önce açanlar takipçi sayılarını tamamen artırdılar. Neredeyse bana yetiştiler. O yüzden artık Çiçekli Balkon ismini kullanmıyorum. Melahat Sarsu olarak önereceğiniz zaman arkadaşlarınıza, çevrenize önerirseniz çok mutlu olurum. Çünkü artık Çiçekli Balkon tamamen yaygınlaştı ve herkes Çiçekli Balkon olarak benim yerime başkalarını takip ediyorlar. Ve daha sonra siz değil miydiniz? Biz siz zannediyoruz, sizi takip ettik zannediyoruz diye bana rastladıkları zaman veya Instagram'dan videolarının altına yazanlar oluyor. O yüzden artık Melahat Sarsu olarak devam edeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bugün sardunyayla şöyle Instagram hesabımdan da Melahat Sarsu olarak yazın. Yine Çiçekli Balkon amblemim var. Yine Çiçekli Balkon yazısı var ama Melahat Sarsu. Çiçekli Balkon Melahat Sarsu. Evet değerli dostlar, gül sardunya muhteşem bu da. Tam bir gül formunu almıştı. Dolu dolu açmıştı yine. Ve tek tük açan bodrum papatyalar artık geçirdiler zamanlarını. Yine güzel bir sardunya. Klasik sardunyalardan bodur sardunya. Ve sakız sardunya. Ceylan sardunya. Ceylan gözlü canan diye de bildiğimiz güzel sardunyalardan. Bunlar da yavaş yavaş azaltıyorlar artık çiçeklerini. İnanın hiç yaprak gözükmüyor. O derece açan güzellikler bunlar. Zaten öyleydi. Ve bunlar yavaş yavaş böyle azalta azalta sonbahara kadar devam ediyorlar. Sonbaharda tamamen bitiyor çiçekleri. Ve burada küçücük bir fidan var. Yanına ekmiştim. Farklı bir tür, renk bununla aynı değil.
Evet, Sedum Mor Ve kırmızı ceylan, ceylan sardunya. Bu da çok güzel bir tür. Harika, bunun fırfırlısı fırfırlı naciye olarak geçiyor. Bu da herhalde fırfırsız naciye diye düşünüyorum. Fidelediğim atlaslarım inşallah tutacaklar. Seneye çiçekli hallerini de görürüm. Ve bu güzellik. Ve kampanula, bizim yerli maviş dediğimiz bu güzel çan çiçeği tamamen açtığı zaman onu da sizlere görüntüleyeceğim değerli dostlar. Umarım beğenirsiniz. Sizlere şöyle balkondan sardunyalardan görüntüler almaya çalıştım. Sukulentleri merak edenler, soracak olanlar, bir dahaki videomuzda sukulentlerle ilgili yaparız. Hepinize sağlıkla, sevgiyle güzel yıllar, güzel bir ömür ve hayırlı bir bayram diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Değerli dostlar, mutlu kalın.